Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte artık küçük yatırımcının neredeyse kaybetmesinin imkansız olacağı bir metodu aslında komple bir uzun vade stratejisini sizlerle paylaşıyor olacağım. Bugün sizlerle birlikte oranları dahi vereceğim çok güzel bir portföy hazırlıyor olacağız. Bu portföyü kurduktan sonra yapacağınız işlemleri ne zaman üzerine alım yönünde eklemeler ne zaman satım yönünde işlemler yapmanız gerektiğini de sizlere anlatıyor olacağım ve artık bundan sonra gerçekten küçük yatırımcı hem 7 24 eğitim almak zorunda kalmadan hem 7 24 piyasaya bakmak zorunda kalmadan hem de hiç kimseye bağımlı olmadan sadece kendi iradesiyle nasıl kaybetmeyeceği bir strateji içerisinde kalacak ve küçük yatırımcı artık kimse soyamadan hareket edebilecek küçük yatırımcı kendi kendine bunu bugün burada çok net anlatıyor olacağım özellikle de geçtiğimiz bir ay içerisinde çok ciddi şekilde 20 yıllık öğretmenin birikimlerimi kaybettiğim kalan mirasımın yüzde 50'si enflasyona karşı eridi 30 yıldır memurun birikimlerimin yüzde 50'si son zamanlarda eridi ne yapmalıyım şu hisseyi aldım bu kadar zarardayım bu hisseyi aldım bu kadar batıktayım fazladan fiyatlandık vesaire gibi sorunlar artık çok fazla beni üzmeye başlamıştı. Bu yüzden çok yakın çevremde yeni para kazanmaya başlayıp yeni birikimlerini yapıp bunları bir şekilde değerlendirmek isteyenlere de önerdiğim ve Nereden baksanız bugüne kadar 40-50 kişilik bir yakın çevremede denettiğim ve çok güzel olumlu sonuçlar aldığım bir strateji, bir yöntemi sizlere bugün veriyor olacağım. Burada gördüğünüz Paint içerisinde %100'lük bir çalışma stratejisiyle portföy hazırlıyor olacağız. Bakalım bugün nelere değineceğiz. Gelin birlikte videonun içerisine girelim. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Ekstra eğitimler, videolar, içerikler içinde katıl tarafına kayıt olabilirsiniz. Orada da güzel içeriklerimiz oluyor. Şimdi hemen videoya başlayalım. Bu videonun içerisinde sizden yapmanızı rica ediyorum diyeceğim yani görev olarak aslında bu strateji uygulamak için vereceğim iki önemli nokta var. Bir hiç kimseye bağlı kalmıyoruz. Hocamız vesairemiz sürekli onun söylediklerini alacağımız bir grubumuz VIP yerlerimiz vesairemiz olmuyor. Hani hadi gelin birleşelim ben bir hisse analiz edeyim hep beraber alalım. İşte endeksi hareket ettirelim vesaire gibi böyle e saçma sapan vaatlerle VIP gruplara özel odalara falan lütfen girmeyin. Analiz izleyebilirsiniz. Herkesten analiz izleyip fikir alabilirsiniz ama sizleri kimsenin yönlendirmesine lütfen izin vermeyin. Bu bir. Çünkü bunu yaparsanız yani birisi sizi yönetmese burada söyleyeceğim strateji oluşturmanın hiçbir mantığı kalmaz. İkincisi ise sizden önümüzdeki bir ay yani 30 gün boyunca günde 3 saatinizi eğitime vererek sadece şu 3 eğitim serisini bitirmenizi istiyorum. Temel analiz eğitim serisi 37 video. Borsa orta seviye olanlar için özel eğitim serisi dediğimiz bir seri 67 video var. Ve sonrasında teknik analiz eğitim serisi 90 video. Bu teknik analiz eğitim serisinin ilk 60 videosunu izleseniz bile sizler için yeterli olacaktır. Yani toplamda şöyle baktığımızda 100-150 video civarında bir video ediyor. Bir ay boyunca günde 3 saat çalışırsanız rahat 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 bu serileri bitirmiş oluyorsunuz notlarınızı alarak. Yani artık kandırılmayacak düzeyde. Kendi aklınıza başka şeyler sokulmayacak düzeyde ve en azından şöyle bakış atabilecek düzeyde bilginiz olmuş oluyor. Kimse gelip de size bu isteği kesin al dediği zaman hoca söylüyorsa alayım demiyorsunuz. Çünkü belli bir noktada seçiciliğiniz olmuş oluyor. Tamam bunları yaptıktan sonra gelin bakalım yeni maddelerde neler yapabileceğiz ve bu portföyü nasıl oluşturabileceğiz bunun içerisine girelim. Şimdi birinci önemli nokta borsadaki %10'luk %15'lik %20'lik şöyle gördüğünüz düşüşler falan hiçbir şey değildir. Özellikle de borsaya son bir sene içerisinde giren 1-1,5 milyonluk yeni bir yatırımcı oldu. O taraf tabii ki bilmiyor o yüzden eski yatırımcıların lütfen yorumlarda birleşmesini ve yorumlara yazmasını rica ediyorum. Çok iyi hatırlarlar ki %20'lik bir düşüşü bırakın böyle 1-1,5 ayda 2 günde %20'lik düşüş olurdu. %50'lik düşüşler 10 gün içerisinde gerçekleşirdi. Taban 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 açılan çok fazla gün hatırlarız. Yani bu bağlamda söylediğimde %10, %15, %20'lik düşüşlerde bunalıma giriyorsanız, sürekli birilerine yazma ihtiyacınız, sürekli telaş içerisinde olma durumunuz söz konusuysa bu videoyu da izlememeniz gerekiyor, yatırım da yapmamanız gerekiyor. Şimdi gelin o tarafa en sonda yine değineceğim sizlere maddeler halinde. Biz şimdi bir şu portföyümüzü oluşturalım. Bakın bu portföyü dediğim gibi onlarca küçük yatırımcıda kullandım ve denedim. Hepsinden de çok olumlu, çok pozitif sonuçlar, geri dönüşler aldım. Şimdi bizim birinci şeyimiz portföyümüzün %30'u muhakkak suretle K. M yani ne demek istiyorum? Kıymetli madenlerden oluşacak. Mutlaka ve mutlaka. Çünkü bizler şu an daha küçük yatırımcıysa bu portföyü oluşturup kazanç gördükten sonra yeni eğitimlerle kendimizi daha üst seviyelere çıkartabiliriz. Ama bu portföy içerisinde baktığımızda yani küçük yatırımcı olarak hocam ben borsadan çok fazla anlamam. 20-30 senelik bir birikimim var. Enflasyona eğilmek istemiyorum. Enflasyonun biraz üstünde kazanıp da zenginleşmeye devam edersem de çok mutlu olurum. Nasıl bir sistem diyorsanız işte bu sizin için. %30 kıymetli madenler tarafında oluyoruz. %15 nakit oluyoruz. Tabii ki bu oranlar tamamen kesin değildir. Yani ben öyle kesin bu maddeleri kullan noktalarına biraz karşıyım biliyorsunuz. Kıymetli madenler tarafı %30. Nakit tarafı şuraya da hemen nakit olarak yazayım. Nakit tarafı yüzde %10 ile %20 arasında değişebilir. Size göre değişecektir bu. Tabii ki herkese göre farklı bir değişme olacaktı Bu size göre söylüyorum bunu. Nakit hayati önem taşıyor. Bir yeni fırsatlar geldiği zaman bu nakit parayı kullanarak bu portföyün içerisine yeni fırsatları ekleme şansımız oluyor. İki para ihtiyacında var satmamak için muhakkak suretle nakitinizin bir miktar beklemesi gerekiyor. Yani şunu söylemeyin. Benim hiç nakite ihtiyacım olmaz demeyin. Zaten bu gibi durumlar bir kere olur. Hani Allah korusun örnek verirler ya motorda çok hızlı sürersen, çok vahşi sürersen kaza bir kere olur diye. Çünkü ikinci bir kaza yapma şansı bırakmaz motor sana diye. Aynı şekilde de nakitiniz hiç olmadığı zaman gidip de siz buradaki diğer enstrümanlardan sattığınızda tüm sistemi şaşırtmış olursunuz. O yüzden yüzde %15 bin nakitiniz olacak ama nakitiniz boşta durmayacak. G M diyorum. Nedir yani? Günlük mevduat hesaplarında olacak. Boşta durmayacak. Günlük mevduatta. Ya kıymetli madenler tarafında da iki tane önemli enstrümanımız var. Birincisi altın. ikincisi gümüş. Yani tek altına tek gümüşe bağlamayacağız. Altın ve gümüş arasında gidip geliyor olacağız. Ya şunu da ifade etmem lazım. Bu portföyü oluşturmada zamanlama çok önemlidir. Yani benim bir mirasım vardı. Benim 30 senelik bir birikimim vardı. 300 bin liram. Hemen gideyim bu oranlarda bu enstrümanlardan alayım mı? Hayır. Uygun zamanlar gelince alacağız. Onunla da ilgili eğer yorumlara yazarsanız ek bir video çekerim. Hangi yatırım enstrümanı ne zaman alınması, hangi koşullarda alınması daha mantıklı diye. Hemen devam ediyorum. %30 benim için Türk borsalarına ayrılmış oluyor. %30 da T.B olarak yazacağım. Türk borsalarına ayrılıyor. Yani hisse senetlerine ayırıyoruz. Tabii ki buradaki amacımız daha fazla temettü yatırımıyla ilgilenen ya da temettü dağıtan biz 100 şirketleri içerisinden seçmemiz gerekiyor Türk borsaları için. Geldim diğer bir kısma yine bir önemli pay. %20 oranında da emtia fonları alıyoruz emtia fonları nedir bu emtia fonları işte bu emtia fonları aslında bizim portföyümüz için çok önemli yıldızlıdır çünkü bizim portföyümüz çok ciddi şekilde hedge eder özellikle de uzun vadede çok güzel hedgeder şimdi özellikle de yeni başlayan yatırımcıya ben gidip de bunları siz alamazsınız ya yani çünkü petrol alın işte buğday alın un alın şeker alın vesaire ya da kobal alın nikel alın demir alın çelik alın dediğim zaman ki bunlar emtia fonlarının içerisinde bulunan ürünlerdir çoğunuz diyeceksiniz ki nasıl alacağım ben bunu bilmiyorum o yüzden bunlara hiç ihtiyacınız kalmadan tefasa gidiyorsunuz veya bütün bankalardan da zaten alınabiliyor. Fonlar nasıl alınır nasıl seçilir? Onlarla da ilgili videolarımız var zaten. MTF fonu seçiyorsunuz. MTF fonunun temel amacı bizim bile sürekli olarak kullandığımız bu maddeleri, malları içerisinde bulunan bir fon dediğim işte şeker de oluyor, un da oluyor, altın da oluyor, demir de oluyor, kahve de oluyor. Hepsi bunların içerisinde bulunan bir MTF fonuna %20 oranında ortak oluyoruz ki bu da bizim yine portföyümüzü hedge etme noktasında çok önemli oluyor. %5 oranında da yabancı hisse senetleri özellikle de şuraya farklı olarak yazacağım. N Nasdaq borsalarındaki hisse senetleri. en yani Nasdaq borsalarındaki yani yabancı hisse senetlerini nasıl alabilirsiniz? Aracı kurum ve bankalarınızla konuşursanız onlar sizlere nasıl alacağını söylerler. Çünkü neredeyse bütün evet yanlış hatırlamıyorsam bütün aracı kurumlar ve bankalar yurt dışından hisse senedi alım satımına müsaade ediyorlar. Şimdi burası bizim kurmamız gereken küçük yatırımcıyı kaybettirmeyecek bir sistemdi. %30 kıymetli maden, %15 civarı nakit, %30 Türk borsaları, %5 Nasdaq, %20 de MTA fonları. Peki borsada şimdi ne yapacağız? Yani burada bu portföyü kurup ölene kadar bekleyeceğiz mi? Hayır. Neden? Bir kere bazı zamanlarda satıp bazı zamanlarda almamız gerekecek. İkincisi de sürekli olarak dışarıdan ekstra para ekleyebilme gücümüz varsa bizim elimizde yeni nakitler oluşacak ve bunlardan almamız gerekecek. Bu sistemi nasıl işleteceğiz? Gelin şimdi yıldızlı olarak bu kısımda anlatayım. Şimdi borsada sizlerden ricam iki dönem takip etmenizi isteyeceğim sizlerden. Yani görev olarak bu video içerisinde veriyorum ki not alıp siz de yapabilirsiniz. İki tane görevimiz olacak. Birincisi alım satım için etrafınızda daha önce de hiç borsa ile alakası olmayanların da borsaya girdiğini gördükten duymaya başladıktan 10 ila 20 gün içerisinde artık yavaş yavaş kar satışlarına başlayacaksınız. İkincisi ise yani ikinci şu anda bakın biz burada ne anlatıyoruz? alım satım için günler. Alım satım için. Şöyle bir portföyünüz hazır. Fakat borsadan ne zaman çıkış yapıp da buradakini işte emtia fonlarına aktaracaksınız. Veya kıymetli madenler ne zaman çıkıp da bunu borsaya aktaracaksınız. Yani bu aradaki bu sarmalı nasıl hareket ettireceksiniz? Bu çark sürekli nasıl dönerek devam edecek? Sonuç olarak siz örneğin 100 bin liralık bir portföyünüz vardı. Bunu oluşturdunuz beklemeyeceksiniz. Burası çok ciddi artı kar yazmaya başladı. Burası da o zamanlar eksi gittiği durumda. Buradan satış yapacaksınız. Yani buradan çıkartacaksınız malı. Buraya sokacaksınız. Sonraki durum yani önümüzden bir sene geçecek sonra buraya sokup buradan çıkartacaksınız. Peki bunları yani bu alım satım günlerini neye göre belirleyeceksiniz? Onu anlatıyorum aslında şurada alım satım zamanlarıyla. Şimdi tekrar ifade ettiğim gibi birincisi etrafınızda daha önce hiç yatırımlarla borsayla alakası olmayanların da yavaş yavaş borsaya girdiklerini hisse konuştuklarını birilerine sorduklarını gördüğünüz zamanlardan 10-15 gün 20 gün sonra artık yavaş yavaş çıkış zamanınızın geldiğini anlamalısınız. Çünkü o son giren akım son bir borsayı alım daha getirir ama sonra bu alımla tekrar yukarı doğru giden borsaya çok ciddi malı elinde bulunanlar. Yıllardır bu işte bulunup da işin çok üst düzeyi yapanlar artık malları boşaltmaya başladı. İkincisi ise bunu kaçırırsanız yani etrafınızda böyle bir şey yoktur. Bununla elde edemiyorsunuzdur bilgiyi. İkincisi her gün kazanmaya başlayıp da en mutlu olduğunuz günlerden yani ben ne güzel kazanıyorum, ne kadar çok kazanıyorum. Gayet güzel bir portföy oluşturmuşum dediğiniz günlerden 10-15 gün sonra yine ilk kademe satışlarınızın başlaması için güzel bir zaman dilimi oluyor genel istatistiğe baktığımızda. Yani aslında en çok kazandığınız, en keyifli günlerinizi, en güzel günlerinizi elinizden almaya çalışıyorum burada. Çünkü en güzel günler aslında kötü bir günü, yani en mutlu olduğunuz ya da en çok kazanabildiğinizi düşündüğünüz günler büyük bir düşüşün hemen öncesindeki günler. İşte bunu defalarca kez söyle dengelememe çalışmama rağmen ki endeks videolarımı izleyebilirsiniz. Ben 5000'lerden beri bu işlerin kritik olduğunu söylüyorum. Youtube'da videolarda duruyor. Çünkü çok mutlu oluyorduk. Yani hepimiz bu duyguya yeniliyoruz. Ne güzel. Ben de siz de bütün yatırımcılarda aldığı her seviyeden kazanıyor. Bakın şöyle bir şey yoktur. Ben buradan alacağım kazanacağım. Siz buradan alacaksınız kazanacaksınız. Öbürsü buradan alacak kazanacak. Buradan alanda buradan alanda buradan alanda. Bu iş sonsuza gitmez. Bir yerde muhakkak surette patlayacaktır. O yüzden sizler en keyifli olduğunuz. Ben bu işi çözdüm artık. Çok iyi paralar kazandım her gün yeşil, her gün yeşil. Maaşımın 2-3 katı kadar bu portföyden gelir kazanmaya başladım. Güzel dediğiniz zaman itibarından 10-15 gün sayın. Artık satmaya kademe kademe satmayı lütfen başlayın. Burada sizden talep ettiğim şey zor bir şey biliyorum ama en mutlu olduğunuz günlerde satışa geçmemiz bizim için önemlidir. Çünkü daha sonra üzülmeyin diye bunu yapmak istiyorum. Bir diğer önemli nokta. İlk görevde aslında yaptığımız bir ay günde 3 saatle birlikte artık teknik analiz bildiğimiz için sizler zaten teknik bilince vardınız endeksteki şişmeleri tespit edebiliyor olacaksınız. Nedir bu şişmeler? Mesela bakın göreceli güç endeksinin şöyle tekrar çiziyorum. Göreceli güç endeksinin şişmelerini tespit edebiliyorsunuz. Wave trendin şişmelerini tespit edebiliyorsunuz. MFI'ye baktığınızda şişmeleri tespit edebiliyor olacaksınız. Bu sadece bir ayınızı günde 3 saat verip bu eğitimleri bitirmiyorsanız zaten lütfen bu portayı hiç kullanmayın. Zaten biz bir eğitim kanalıyız. Da. Yani evet analizler de yapıyoruz ama temelde eğitimi barındırıyoruz. Eğitime bu kadar karşıysanız bir ayınızı bile ayıramayacaksanız kanalı takip etmenize dahi gerek yok. Çünkü size verebileceğimiz bir şey olmaz. Ama bunu verdikten sonra bakın artık iki tane alım satımla ilgili çok altın değerinde stratejiniz var. Bir de artık teknik analizi biliyorsunuz. En azından şişkinlikleri, uyumsuzlukları, hacimsel noktaları görebiliyorsunuz. Bu da size bir başka özgüven ve sinyal veriyor ve bu sayede alımları, satımları yapabiliyor olacaksınız. Bu sistemi kurduktan sonra aşırı yükselişlerde satıp yeni düşüş ve fırsatlar olana kadar nakitli olacaksınız. Fırsat gelince tekrar alarak resmen mal bazlı büyüyeceksiniz. Yani mal bazlı büyümek en enflasyona karşı kazanmanın en önemli noktasıdır. Ha e tabi şu da var. Çok uzun sürede nakitte kalamayacaksınız. Çünkü mesela kıymetli madenler çok ciddi yükseldiği zaman, burası çok pozitif pozitif olduğu zaman muhakkak suretle ya emtia fonlarında ya Nasdaq'ta ya Türk borsalarında bir düşüş göreceğiz ve buradaki yükselişlerimizden yavaş yavaş çıkarken diğer düşüş taraflarımıza doğru girişler yapmaya devam ediyor olacağız. Bir diğer sorunuz yine yani şu alsat noktası çok kritik olduğu için söylüyorum. Çünkü portföyümüz artık hazır. Burada yapabileceğimiz noktalardan bir tanesi de aşırıkları alsat zamanlarını nasıl hocam diyorsanız illa da ben kendim bunu beceremem diyorsanız şunu da söyleyeyim. Kanalda yani finans ve borsa kanalında biliyorsunuz ki her akşam 10 dakikalık bir video yükleniyor. Bu videoların bazıları eğitimsel oluyor, bazıları hisse analizi, bazıları da endeksle ilgili oluyor. Özellikle de bu portföyü kurduktan sonra endeks yorumuyla ilgili tüm videoları kaçırmadan izlemenizi rica ediyorum. Çünkü ben orada artık vadesine, tarihine, düşüş miktarına kadar sizlere bunun analizini gerçekleştiriyorum. Yine ucuz kaldığı zaman da ucuz olduğunu analizini gerçekleştiriyorum. Böyle videolar gelince tık diye bunu izlersiniz. Ha yani çok fazla zaten birkaç kere çekiyoruz. Alım seviyeleri, alım seviyeleri veya satım seviyeleri, satım seviyeleri diye. Orada anlayıp yavaş yavaş kar realizasyonunuzu yapmaya başlarsınız. Sistem aslında bu kadar basit. Sadece bir kritik noktanız bu portföyü oluştururken yani şu aşağıdaki portföyü oluştururken acele etmeyeceksiniz. Düşüşleri yakaladıkça bunu oluşturacaksınız. Bu videonun içerisine sıkıştırmak istemiyorum. O yüzden eğer ki zamanlamayla ilgili bir video isterseniz yorumlara yazarsınız. Tekrar bunların hangi zamanlarda hangi dönemlerde daha avantajlı olduğunu sizlere anlatabilirim. Fakat şunu söylüyorum. Bakın şimdiden altını çizerek söylüyorum. Bana 3 ay sonra 6 ay sonra gelip bu portföyü yaptım. Portföy genel bağlamda işte %5 zararda %10 zararda %15 zararda diyecekseniz lütfen bu portföyü uygulamayın. Bunun birinci nedeni. %10, %15 hatta %50 zarara dahi ben kendim içinde konuşuyorum ama daha iyimser söyleyeyim. %20 zarara tahammül edemeyenler yatırım yapmamalıdır. Ev alınabilir çünkü sürekli piyasasını kontrol edemediğiniz için bilmiyorsunuz muhtemelen işte konut fiyat endeksini takip etseniz belki 6 aydır enflasyona karşı yenildiğinizi konut tarafında da görüyorsunuz ama bu görülmediği için Kimse isyan etmiyor. Ya da yine bu kadar fazla karşıysanız bu %10, %15, %20 kayıplarda gelip bana kızmaya çalışacaksanız bakın söylüyorum bunu uygulamayın. Çünkü bu portföyün amacı 1-3 sene içerisinde sizi kusursuz şekilde küçük yatırımcının bir daha kaybetmeyeceği şekilde bir stratejiye sürüklemektir. Oraya götürmektir. 3 ay sonra %10 kaybettim, 6 ay sonra %20 kaybettim gibi bir söylemeniz olacaksa bunu kullanmayın. 2- Eğitimi bir ay boyunca söylediğim 3 eğitim serisini bitirmeyecekseniz bu eğitimi yine kullanmayın. Bunun haricinde... 3 sene sonraki gelip teşekkürleriniz beni gerçekten çok mutlu edecektir. Bir diğer çünkü burada size kazandırabilecek önemli noktaysa da şu. Siz sürekli olarak birilerini takip etmek zorunda kalmayacaksınız. Öyle yatırımcılar var ki bana mail atan. Ben günde artı 6 saat, 7 saat bütün analistlerin yorumlarını dinlemeye başladım diyorlar. Şimdi bunu yapmayacaksınız. Sizin sadece endeksle ilgili önemli video ve düzeltmeler işte endeksteki çok şişiklikler, satışlar veya çok ucuzluklarla ilgili olan videoları izleyeceksiniz. Sonrasında kendi işinize konsantre olarak daha fazla para üretip bu portföyün içerisine daha fazla para koyabiliyor olacaksınız. Zamandan da kazanmış olacaksınız. Bunun haricinde söylediğim gibi her düşüşten sonra gelip de şunu aldım şu portföyü kurdum şu kadar zarar ettim diyenlerin genel olarak komple yatırımlarda iş olmamız lazım. Arada videoların yorumlarında görüyorum elimden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyorum. Bilmem ne hissesini aldık %10 zarardayız ya %10 zarar ne ki bu yeni çıkan bir adet zaten bakın çok net söylüyorum. Bu yeni çıkan işte borsanın bir senedir yükselmesiyle gelen yatırımcılardan çıkan bir zarar. %10 zararlar falan hiçbir şey değildir bu borsa işi içerisinde. Uzun vade burada kalmayı düşünüyorsanız iradenizin çelik gibi olması gerekiyor. Doğru bildiğiniz yani iyi işi yapan yaptığı iş iyiyse, geleceğe dönük bir işse. Şirket bu işi yapmaya devam edip kar ediyorsa, tamam siz alıp artık bırakacaksınız o işi. Özellikle bu portföy özelinde söylüyorum. Çünkü bu benim gerçekten çok iddialı olarak çok yakın çevremde de kullandığım, yeni başlayanlara önerdiğim bu yüzdelerle bir portföy oluştur ve bunu 3 sene tut. 3 sene sonrasında zaten sen profesyonel trade yapıyorum diyenlerden de işte gidip de arka tarafta ben çok uzmanım çok iyi yatırım yapıyorum diyenlerden de çok kazanıyor olacaksın. Çünkü onlar o kadar çok parametre incelerler ki ellerinde adam akıllı %100 %200 kar etmiş şirketler yoktur. Yani bugün aç hesabını yatırım hesabını %200 kar ettiğin bir tane bile şirket yok mu bu kadar sinir borsacıyım dersin yok derler. o yüzden bu tarz bir portföyü kurduğumuzda ve sürekli olarak birilerini dinlemeyip sadece dediğim gibi ana alım yani ana düşüşlerde ve ana yükselişlerde alım satım yaparak bu yüzdelerle küçük yatırımcının bir daha kaybetmeyeceği bir sistem içerisinde olduğu, riskin de getirinin de eşit olarak bölüşüldüğü çok muazzam bir sistem olduğuna inanıyorum. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Umarım küçük yatırımcı artık bu sistemi uygulayarak sürekli olarak günde 3 saat, 5 saat birilerini izlemesine gerek kalmadan kendini enflasyon üstünde koruyarak zenginleşme yolunda ilerleyebilir. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.